12 Mayıs 2001, Brezilya efsanesi Didi hayatını kaybetti. Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Valdir Pereira Didi, futbolculuğu döneminde serbest vuruşlardaki ustalığıyla kalecilerin korkulu rüyası olarak dikkat çekti. Didi, Real Madrid'de geçirdiği bir yıl dışında hep Güney Amerika takımlarında oynarken, Brezilya milli takımıyla iki kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1967 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran ünlü futbolcu, teknik direktör olarak 1972-73 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti. 1973-74 ve 1974-75 sezonlarında Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Didi, Rio de Janeiro'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şampiyon olacak. Fenerbahçe. 12 Mayıs 2012. Galatasaray şampiyonluk kupasını Saracoğlu'nda kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 2011-2012 Süper Lig sezonuna özgü bir karar aldı. Buna göre normal sezon sonunda ilk dörde giren takımların kendi aralarında süper final adı altında şampiyonu belirlemek için puan hesabına dayalı maçlar oynamasına karar verildi. Normal sezonu 9 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray, süper finalin 6. ve son haftasına da Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Sezonun şampiyonunu belirleyecek süper finalin son karşılaşması, fikstür gereği Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynandı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve Galatasaray bu zorlu maçtan kendisine yeten puanı almış oldu. 2011-2012 sezonu şampiyonluğuna Galatasaray'ın ulaşmasının ardından Saracoğlu'nda kupa töreni krizi yaşandı. Tüm gelişmelere rağmen sarı kırmızılı ekip ışıkları söndürülen Saracoğlu'nda şampiyonluk kupasını aldı. Böylece Galatasaray Süper Lig tarihinde normal sezonun ardından süper final karşılaşmalarından da şampiyonlukla ayrılarak bir anlamda bir sezonda iki kere şampiyonluğa ulaşmış oldu.